Çamur demedi, çamur demedi, bizle beraber yürüdü. Ben her zaman söylüyorum, en büyük gücümüz taraftarımız diyoruz. Ve o göçle buralara geldik. İnşallah bundan sonra da hep beraber yürüyeceğiz. O takım hepimizin en çok da sizi. Adil Gevrek sayın başkan Adil Gevrek'i gördünüz sonrasında sadık ve tabii ki Malatya Spor'un orta alanda çok çok önemli isimlerinden Aytaç e, takımın dinamoları e, taraftar akın etmiş. Bir de bir Fenerbahçe'yi görelim. Fenerbahçe'de Malatya'da karşılandı. E, Fenerbahçe'de e, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkacak yarın saat 16'da. E, Malatya <laughs> bu maçı bekliyor bir görelim izleyelim sonrasında Sinan abiye dönelim. Malatya tam bir futbol şehri olmuş Ertem. Yani, yani centilmenlik hat safada. Ben böyle bir şey uzun yıllardır ilk defa gördüm. Yani bir e, deplasmanda e, böyle bir takımın karşılandığını hemen hemen çok nadir böyle bir şey. E, hakikaten e, baktım değilim, Malatya'da baktım hakikaten futbol şehri olmuş. Centilmenlik tat sefada stat mutat, yeni stat. Evet Malatya'dan bizim oynadığımız dönemde bir Malatya vardı biliyorsun futbol takımı. Çok flash transferler yapmış çok dünya çapında oyuncular. Şimdi, Carloslar, Sergi Aynen öyle. Şimdi şu anda baktık oraya. Şimdi yarın çok zor bir maç Artem. Yani Malatya çok sert bir takım. Sert bir takım, agresif bir takım. Çok koşuyor, çok mücadele ediyorlar. eee Fenerbahçe için de dönüm maçı. Bak Fenerbahçe evet. bu maçı kaybederse çok şey kaybeder. Hmm. Çok şey kaybeder. Net. Fenerbahçe Malatya Spor maçını kaybederse çok şey kaybeder. Neden? Çünkü önümüzdeki haftaki Galatasaray maçı daha fazla önem arz edecek. Prestij değil, puan açısından da. Şimdi Fenerbahçe bu maçı kazandığı zaman 3 puan. Haneye koydu. Ne oldu? 3, 44, 47. 47 yaptı. 47. 47. Galatasaray kaç? 50 diyelim. Yarın yendi. 53. Ne oldu? 6 puan. 6 puan farkla Saraçoğlu'na geliyor. Evet. Beraberlik diyelim. Tabii uzun uzun daha konuşacağız onu yarın falan da. Beraberlik dediğin zaman çok fazla kayıp olmaz. Kötünün iyisidir. Yenemiyorsan yenilme var. Mantığı. Fenerbahçe yener, Galatasaray yener. O ayrı bir konu. Ama eğer sen bu maçı kaybedersen, bu maçı kaybedersen, ne oluyor fark Ertem? Dokuz. 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 Önümüzdeki hafta Saraçoğlu'nda da Galatasaray'a kaybedersen, 12. iki. Eyvah 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 geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun. Şimdi... Onun için bu maç en az Galatasaray maçı kadar önemli maç. Bakın Galatasaray camialar arasında prestij açısından çok önemlidir. Ama bu maç puan açısından oksijen açısından çok önemli. Hayat öpücüğü. Aynen öyle. Hayat öpücüğü. Kim kazanır? Onur yaptı mı anket? Malatya mı kazanır? Yeni Fenerbahçe. Malatya Spor mu yoksa? Fenerbahçe mi? Kim kazanır? Voleden anketimize katılın. Voleden tribün sayfamıza yazın. Ve beyaz futbol etkisi etiketiyle Twitter'da yazın. Fenerbahçe kalede Volkan Demirel. Savunmanın sağında Şener Solda Hasan Ali. Şikertel ve Roman Nöşterter. Topal Soza. Ekici Dirar. Giuliano Fernandao. Şimdi bak bu kadro iyi bir kadro. Çok iyi kadro. Bu kadroda kötü futbolcu yok. Çok iyi kadro. Erten bak. Bu kadronun. Şimdi nedir biliyor musun? Bu kadro yarın %70 kapasitesinde oynarsa kazanır maçı. Bu kadronun %70, %80 kapasitesi Malatya Spor'a göre daha Hı -hı. iyi takım. Hı -hı. Malatya Spor'a göre daha Hı -hı. iyi takım. Yeni Malatya'ya göre. Evet. Ama tabii yeni Malatya buna müsaade eder mi? Bu takımın iyi oynamasına. Çünkü koşuyor, kapatıyor. Erol Bulut da o da başarılı genç teknik direktör kardeşlerimizden bir tanesi. O da başarılı, İyi gidiyorlar. Maşallah, ben gurur duyuyorum. Yani bu bizim gençlerimiz, e, hocalarımızın böyle her takım böyle çalıştırıp güzel böyle başarılar alması bizi gururlandırıyor. Yani hoşumuza gidiyor, yetişiyorlar. Yeni artık yavaş yavaş nesil değişiyor, değişmeli, değişmeli artık, değişmeli. Ama bu kadro iyi kadro istemiştim önce. Bu kadro ideal. Valbuena cezalı mı? Değil değil mi? Yok öyle bir şey. Yok değil değil. yok Özal değil ya. Sinan abi. Valbuena oynamaz. Şimdi ne burada ne? burada Dirar varsa Giuliano bak. Şimdi bak. Ekici, Giuliano Valbuena aynı anda oynamaz Ertem. Ekici ileri geri. Dirar ileri geri. Diri... Giuliano aynı anda. Üçün aynı anda oynatmaz. Burada eleştirmem. Çünkü bakın. Onun şimdi Valbuena'nın yerine Giuliano'yu oynatıyorsan şey demem. Atıf oynatıyorsan burada eleştirebilirim. Çünkü yani adam bir adam koşuyor diyor, sadece kapatıyor diye. Hayır, öteki yetenekli. işim Ha ama Giuliano mı dersen, Valbuena mı dersen Giuliano derim. Doğru. Şu anki durumda. Şu anki durumda. Onun için ee, bu kadro ideal bir kadro. Bu kadro şu bak. Şu Fenerbahçe'nin şu kadrosunda Ertem kafacı var. Firkikçi var. İyi. Eee Frikik atan var. İyi. Çalım atan. Şut atan. işte Julian olsun. Arkadan savunmadan gelen. Ölü toplarda vuracak. Topal. Souza. Şikertel. Roman. Yani bunları Fernando. Yani 7 tane kule var bu takım. Doğru. Bak, Doğru. 7 tane 6 tane kafacı var. Yani Fenerbahçe takımına baktığın zaman zaten... Bütün özelliklere sahip bir takım aslında. Kötü, yani Doğru. kötü takım değil Fenerbahçe takımı. Ha. Bireysel olarak bir Beşiktaş'ın veya işte bana göre bir Galatasaray'ın da altında bana göre kalite olarak oyuncu ama bu kadro kötü kadro. Ha bu kadro Yeni Malatyaspor'dan iyi mi? Daha kaliteli, daha evet. iyi. Gerçek. Ama Yeni Malatyaspor'un kendi saha avantajı, seyirci avantajı ve daha koşarak, daha fazla pres yaparak rakibini yok. Rakibini oynatmayacak birinci. Onun için şimdi yarınki maçta Hata affetmez. Reklama gideceğiz bir Sinan abiciğim. Hata abicim. affetmez. Devam ederiz yine. Ee, bu arada sevgili Varol, e, VD Fashion'dan, İzmir'den e, bizi izliyorlarmış şu anda. Bir görüntüyü görelim. Sağ olsunlar arkadaşlarımız fotoğraf göndermişler. mı Fenerbahçe göndermişler. Malatya anketini? Anket de e, gelecek birazdan. E, VD Fashion'dan Varol, İzmir'e buradan Gazi Emir'e çok çok selamlar. Kendisine evet, yapmış çok teşekkür ederim. Ver bir Fotoğrafı anket hemen görelim. gitmeden. E, çok çok sağ olsunlar. Varol Demirhan kardeşim tişörtle göndermiş. Seni İbo Grande, Malatya kazanır diyor. Geçen hafta Aksar kazanır dedi ya. Öyle mi? İbo Grande yine bu sene mı Malatya, kazanır diyor. Malatya kazanır diyor. Evet. Çok sevgiler buradan VD Fashion'a Gazi Emir'e, İzmir'e çok çok selamlar. Varol kardeşime. inşallah Sinan abiyle beraber İzmir'e geleceğiz. Sana da uğrayacağız. Evet. Sevgili Varol kardeşim. Çok çok öpüyorum. İzmir'e selamlar. Teşekkürler. Bir reklama gideceğiz. İbrahim abiye Grandi İbo'ya bundan için... selamlar. Akisar kazanır demişti. Halkıvan mı hakem? Bugün de, bugün de Malatya Spor kazanır diyor efendim. Mete Kalkıvan mı yarın hakem? Mete Kalkavan. Ma Malatya maçını. Evet. Ha. Geleceğiz ona. Hepsine geleceğiz. Simülasyondan, simülasyondan Yeni Malatyaspor Spor, Fenerbahçe maçını izleteceğiz. Maç kaç kaç bitecek. E, galatasaray atiker Konyaspor maçını izleteceğiz. E, sevgili seyirciler biraz ara veriyoruz. Aradan sonra beraberiz. Evet, devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'dasınız. Sinan Engin'le bir cumartesi klasiği yaşıyoruz. Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Yeni Malatya Spor, Fenerbahçe. Ee, Sinan abi... Kim kazanır Ertem? Vallahi ben yeni Malatya spor kaybetmez diyorum. Erol Bulut yani Fenerbahçe yenemez, diyorum. yenme yenemez diyorsun. Evet, yenemez. Sen ne diyorsun Sinan abi? Çok zor bir soru Ertem. Bu Fenerbahçe takımının sağ solu belli olmuyor. Enteresan bir takım. Şimdi Başakşehir formatında oynarsa, Başakşehir'e gittiği gibi oynatırsa kazanır. Hı hı. Başakşehir. Ama ee, gideyim Malatya Sporu işte arka taraf boşaltayım, kontrolsüz oyun oynayayım derse kaybeder. Çünkü Malatya Spor takımında cezayı yazacak oyuncular var. Yani kadrosunda etkili oyuncuları var. E, bir de çok koşuyorlar. Takım olarak da ee, hem iyi kapatıyorlar hem de çok kalabalık Adam ucuma çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin tabi performansı çok önemli burada. Fenerbahçe'nin performansı çok önemli. Ya Fenerbahçe kaybetmez diye düşünüyorum ben ya. Ertem. Fenerbahçe kaybetmez diyor ben senin. Ben Fenerbahçe abi. kazanır diye düşünüyorum. Peki bir simülasyonumuz var. Simülasyonda görelim mi? Görelim ben. Fenerbahçe. Dünya televizyonlarında hiç olmayan bir şey yapacağız Nedir şimdi bu? bilgisayardan. Ne o hani konsol oyunları falan değil. Ben aktüel kamerayı rica edeceğim şöyle bir sevgili arkadaşımı davet edeyim buraya gelsin. Ee, yeni Malatya Spor Fenerbahçe karşılaşması şöyle alalım. Ee, Spor DB'ye de teşekkür edelim. Arkadaşlar sağ olsunlar. Ee, burada görüyoruz bakın işte takım faktörü var, antrenör faktörü var, e, hakem faktörü var. Hiçbirisine girmiyoruz. Sadece burada form durumu ve aralarındaki duruma bakıyoruz. Şuradaki simülasyona dikkat edeceğiz. Biraz daha gelebilir misin? Şu simülasyonu bir görelim bakalım. E, çok kısa sürede maçın sonucunu verecek. Evet. Yeni Malatya Spor Fenerbahçe karşılaşması başladı. İlk yarım saat 35. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 49'da 1-1 oldu. 2-1-57'de 2-1 Fenerbahçe. Yeni Malatya Spor Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe simülasyona göre Spor DB'ye göre 2-1 Fenerbahçe kazanıyor. Maçı. Maçı Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. Ee, ilk i̇lk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona eriyor. 3'er sarı kart var. Kırmızı kart yok. Penaltı yok. Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanıyor. Bir de sadece dünya oynanma istatistikleri yani iddia severler için bir bölüm açılmış orada. Yine simülasyonumuzu başlatıyoruz. Burada kaç kaç bitiyor? Maç tekrar başladı. Yeni Malatya Malatyaspor Fenerbahçe maçı birazdan Galatasaray için de yapacağız. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarıda 79'da Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 88'de 1-1. 1-1 bitiyor. Karşılıklı gol var. Ya Fenerbahçe 2-1 kazanıyor ya da 1-1 berabere bitiyor. Evkur, Yeni Malatya Spor 1, Fenerbahçe 1 ya da Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. Valla Ertem ben Fenerbahçe bakabiliriz buraya. Kaybetmez diye düşünüyorum. Yani ben Fenerbahçe kazanır. Kazanır diyorum. Fenerbahçe kazanır diyorum. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Ben diyorsun. Fenerbahçe kazanır diyorum. Sen Malatya yenilmez diyorsun, ama ben Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Evet. Sinan abinin görüşü böyle. Ben, çünkü Fenerbahçe takımı yani ee, bir maç istediği zaman kazanır. Doğru oynarsa kazanır. Bakın istediği zaman derken yani doğru oynarsa. Çünkü doğru kötü oynarsa. bir kadro, kötü bir kadrosu yok. Doğru oynarsa. Ama bazen disiplinsiz oynuyorlar. Bazen kontrolsüz oynuyorlar. E şimdi mesela diyelim ki bir kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı. Kazanamaz. Kazanamaz. Yani işte doğru oynamak veya taktik olarak Başakşehir maçında mesela. Müthiş pozisyon bile vermediler doğru düzgün. Evet. Şimdi Malatya Spor Başakşehir'den daha iyi mi takım? Değil. Değil değil mi? Gerçeği tabii bu. canım. Tabii ki herhalde yani. Ama Başakşehir'i niye bir derbi gibi görüyorsun? Güçlü bir takım diye görüyorsun. Dikkatli oynuyorsun. Ama Malatya Spor'u Öyle görmüyorsun. Değil mi? Yeni Malatyaspor. Spor. Nasılsa yenerim. Nasılsa yenerim. Taktiğiyle doğru derken bunu söylemek. Ya yani nasılsa yenerim sistemiyle çıkıyorsun. 7 kişi 8 kişi arka tarafta boşluk disiplinle oynamıyorsun. Ya yani bu nedir? Maç seçmedir. Fenerbahçe futbol takımında da var. Beşiktaş'ta da var bu. Maç seçme ve Galatasaray'da da var bu. Hatırla Galatasaray. Evet evet. Şimdi Galatasaray. Sivas'a. Ben o Sivas gördüm. Galatasaray maçındaki Sivas'ı. Ondan sonra Sivas'ı biraz Antalya maçında biraz biraz biraz. Ama müthiş bir Sivas'tı. Çünkü İnanılmaz. niye? Rakibe göre konsantre Sivas'ta. Şimdi yarın da Fenerbahçe takımı Malatya'nın eli boş durmuyor. Malatya Spor takımı da ona göre tabii o da, ona göre o da konsantre olacak. O da sert oynayacak. O da yenilmek istemiyor derbiyi. E, Şanol şey ne o? Erol Hoca çıkış yapmak isteyen bir antrenör yani Türkiye'de fena başta top oynamış e herkesin ee, bakın şimdi özellikle Anadolu'da çalışan bu tip futbolcu antrenör bunlar için senede 4 tane 5 tane bu tip maçlar vardır. Bu maçta oynamak bu maçı yenmek futbolcu için oynamak iyi oynamak antrenör için bu maçları yenmektir kendilerini daha çok gösterebilecekleri. Doğru. Şimdi Erol Bulut'un mesela Malatya yeni Malatya Spor'un hocası olduğunu çoğu bilmiyordur belki Yarın Malatya Fenerbahçe maçını seyredince Erol da orada görecek. Aa ulan bak bu bizim Erolmuş mesela. Görelim mi o bizim Erol'u? Görelim. Yıllar öncesinde ortaya yapan Erol Bulut, golü atan Aykut Kocaman. Öyle mi? Gelsin he? mi ekrana? Gelsin bakalım avantajlı. Duran topları çok avantajlı. İyi maç olacağını düşünüyorum Ertem. Yani 4'te yarın saat 16'da çok iyi maç olacak. Güzel maç olacak. Kesinlikle. Evet biraz önce spordb.com sağ olsunlar. Hazırlamışlar arkadaşlar. Ben 2-1 1, e, 1, -1 e, bitti bir tanesi. Bir tanesi de, de 2-1. E, Fenerbahçe kazandı. Gözüküyor. E, sevgili seyirciler bu arada tweetlerinizi Bekliyoruz. Bizlere fotoğraflarınızı atıyorsunuz. E, dün sevgili arkadaşım e, Hande'nin doğum günüydü. Eşi Emre'ye selamlar. Saygın ve Özde ile beraber bizi izliyorlarmış. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kendilerine. E, Sinan abicim. Buyurun. E, şimdi. Şener diyor ki kesin şampiyon olacağız diyor. Valbuena'nın e, bazı açıklamaları var ama e, Aykut Kocaman ve Mete Kalkavan. Aykut Hoca'nın bir açıklaması vardı Mete Kalkavan'la ilgili olarak. Mete Kalkavan bu maçta geldi. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçının hakemi oldu. Allah hakem şansı versin. İnşallah maça etkileyecek bir karar vermeyic, vermesin. Bakın. Bu maç Fenerbahçe için çok önemliydi. Dönüş maçı. Doğru. Yani Fenerbahçe futbol takımı bu maçı kaybederse çok şey kaybeder. Derbinin bile çok fazla özelliği kalmaz. Sadece psikolojik olarak olabilir. Bak sadece pre prestijdir. Ee, takımı e, Yani camiayı mutlu etmektir. Yani camiayı mutlu etme maçıdır. Hiç kimse kendini kandırmasın. 9 puan bilmem ne falan filan döndürmek çok zor. Yani 3 tane rakibim var. Başakşehir, Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, kazanmış. Yani onun için Fenerbahçe için yarın bu çok kritik. var. Allah Mete Kalkaman'a hakem şansı versin bir. İkincisi iyi maç yönetsin. Adaletli olsun. Kuralları uygulasın. Ne görüyorsa, o ne görüyorsa onu versin. Ne Fenerbahçe'nin hakkını yesin. Ne Malatya'nın hakkını versin. Düzgün. Bak bugünkü hakem. Yani şimdi hakemi beğendik. Ama bak bakıyorsun iki tane onun. penaltı var abi. Mustafa Öğretmen oldu. Verilmeyen penaltı var yani. Doğru. Hem Beşiktaş'ın hem şeyin penaltısı var yani Gençler Birliği'nin. Verilmeyen penaltı var. Yani bunları yapmasınlar. Yani yarınki maç Mete Kalkavan adına hata kaldıracak. Affedilecek bir hata olmaz Ertem. Doğru. Yani... Özellikle Fenerbahçe çok ile ilgili. çıkar. Ilgili. Fenerbahçe ile ilgili. Dikkat etmesi lazım. Çok sıkıntı Dikkat çıkar. etmesi lazım. Ee, devrim zengi kadro ile ilgili demiş ki antrenmanda önce Mehmet Ekici'yi denedi. Sonra Atıf'ı denemiş 11'de ama büyük ihtimal Ekici oynayacak demiş sevgili Devrim Zengi. Ee, sevgili arkadaşlar buradan Ömer Bey'e Romanya'ya selamlar. Ee, çok selamlar. Nerede o niye aramıyorsun beni Ömer? Çok çok selamlar. Biz niye Bizi diyor. Ee, Trabzonspor'da da onu, onu şimdi demiş. Onun şimdi ciğeri yanıyordur. Trabzon olağanüstü kongre. Trabzon'un bu durumuna Ömer üzülüyordur. Çok üzülüyordur. Evet. doğum günüymüş onun. Onun da doğum günü doğum kutlu günü olsun. Doğum günü kutlu olsun Ömer'im. Sevgili Hande'nin de doğum günü kutlu olsun. Salih Keçeci. Salih abiye buradan selamlar. Aynen bana da, Bizi ben. izliyormuş. Vay, 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 vay. Salih abim öpüyorum seni. Quality dergisine selamlar sevgiler. Buradan şimdi geçiyoruz nereye? Nereye hızlı hızlı bir Aykut Hoca'nın Mete Kalkavan'la ilgili açıklamasını bir hatırlayalım mı Sinan abicim? Bir görelim Bakalım. bakalım. <laughs> offside'lara da benzer şeyler hakem gözünü kırparken kaçırabilir ya da benzer şey yani, ya olmayabilir yani bunları görmeyebilir ama o sahada okuduğumuz beden dili bence çok daha değerli ve önemli en azından benim açımdan Beden dedi, siz kimsinizdi? Meydan okumaydı. Çok net bugünkü hakem de geldi burada, bu meydan okumayı devam ettirdi. Çok net bir şekilde gözüküyor. 20. dakikada çok net bir kırmızı kart olması gereken pozisyon aynı şekilde devam ettiriliyor. Gözlerine hep söylüyorum hakemlerimizin bizim maçlarımızda burada özellikle ee, bir perde iniyor. Meydan okumayla ilgili de şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Gözüken şey çok ortada. O zaman çok fazla uzatmaya da gerek yok. Çok formsuz, formsuz hani kibar söyleyeyim, çok formsuz hakemler nedense bize denk geliyor. Benim derdim şu, bu meydan okumayı yapsınlar. Hakikaten buna da çok ihtiyacımız var. Benim anlatmaya çalıştığım geçen sefer de buydu. Aynı şekilde tekrar görüyorum bunu. Bu meydan okumayı Türkiye'nin her yerindeki statlarda yapsınlar. Her takım yapsınlar. O zaman başımızın üstünde yeri var. Ancak Bir hafta önce bu açıklamayı yapmıştı. Ee, Doğru MHK... Katılıyorum. Bu karşılaşmaya. Ben Aykut Kocaman'ın konuşmalarına hemen hemen... Çoğu, hemen hemen hepsine olsa katılıyorum. Evet. Bu meydan okumaları bütün sahalarda, her yerde görüyoruz arkadaşlar. Yapalım. Görelim. Görelim. 15 numara. Yarınki maç aynı şekilde söylüyorum. Hata kaldırmaz. Bir camia için çok önemli maç. Hata kaldırmaz arkadaş. Dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin. Camianın kaderleriyle, küçük böyle bir düdüklerle. Yok. Bir ufak düdük hatası yok. Görmedim. Yok öyle bir şey. Peki şimdi Sinan abi. Hmm. Aykut Hoca'nın bu açıklamasından sonra hmm. yarın Mete Kalkavan hakem şansı Hata yapmayacak versin. Bütün hakemlerimize güveniyor. Hata yapmayacak Artem. Malatya Spor aleyhine bir karar verirse bu sefer Malatya tribünleri homurdanmayacak mı? Hayır. Onu bilmem. O, yar ona bakarız. Bakın. Ben de Malatya ne Fenerbahçe. Hata yapmayacak. Yapmayacak tabii. Abi hakem... Gördüğünü çalacaksın. Abi kuralı uygula abi. Gördüğünü ver abi. Korkma yani. Ver. E, dün Cüney Çakır. E, Emre. Şimdi Emre çok... İşte ne diyor herkes? Başakşehir'i şampiyon yapacaklardı. E ne oldu hani? Ne oldu? Emre, e, Türkiye'nin bir numaralı hakemi, federasyonun göz bebeği, e, Başakşehir'de çok kullanılıyor deniliyor. E ne oldu Emre attı? Doğru. E, Kart Abi bunları dinlemeyin arkadaşlar. Bunları dinlemeyin. Bunların hepsi hurafe, yalan bunlar. Uydurmaca. Yani işte devlet şunun bir şampiyon olmasını istiyor. Yalan. İnanmayın. Devletin. E, olsa ne? verme. Şey yok. E, şimdi dün. Emre orada kart göstermese ne olacak ki? Kim ne diyecek? Cüneyt <laughs> Çekir'e bir eleştiri daha yapacaksın. Doğru söylüyorsun. Yani göz attı evet. gösterdi. Yani evet. bu milletin söyledikleri bu dedikoduları çürütme adına söylüyorum bunları. Abi sen oyna. Aslan gibi çık maçını kazan. Onun için yarın da onu söylüyorum. Sen hata yapmayacaksın. Hata yapmayacaksın. Dikkat edeceksin. Dikkat edeceksin abi. Bir takımın kaderiyle. Hem Malatya'nın lehine hem Fenerbahçe'nin lehine. Ve aleyhine yapmayacaksın. 10 maçımızda kazanacağız diyor. Muhtemel. Kazanabilir. Kazanabilir. Hep dersin yani bir rally yapması lazım Abi diye. kazanabilir. Ben 10 değil Ertem. 8'ini kazansın şampiyon olur. Nasıl? 8'ini kazansın şampiyon olur. Ya ben orada değilim. Yani hoca dedi ya bütün hepsini kazanacaktı. Ben 8'ini kazansın şampiyon olur diyorum. Çok zor kazanmak. Bu Beşiktaş için de. Bunlar işte. Bu Başlar. Galatasaray için de. Ertem'ciğim bak şimdi burada füksüre. Malatya Deplasman. Yarın çok önemli. Galatasaray çok önemli. Kayseri çok çok önemli. Üç tane sarı kırmızıyla oynuyor. Osmanlı önemli. Güçlü bir takım değil ama küme düşüyor. Can çekişiyor ya. Küme düşüyor. Sivas. Samet Hoca. Abi Sivas takımının eğer Sivas. Bakın eğer Sivas. Galatasaray maçındaki Sivas olursa kazanamaz. Sinan abi Malatya deplasman, Kayseri deplasman, Bak, Sivas deplasman. Antalya. Kazanabilirsin, Kasımpaşa kazanabilirsin, Bursa kazanabilirsin, Karabük kazanabilirsin, Konya. Ama bak 30 haftadan sonrası zor değil artık. Çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Antalya kümede kalma mücadelesi veriyor. Bursa Spor maalesef kümede kalma mücadelesi veriyor ki Bursa Spor'u bak, sen ilk bana beşte görmek istiyoruz. Aykut Hoca, Konya Ertemin. aynı şekilde mücadele veriyor. Hayır oraya gelme. Sen şimdi dedin ya Aykut Hoca 10 maçı kazanacağız diye. Ben diyorum ki 28 haftaya kadar ...zorluğu var. Bak orada. Sivasa kadar büyük birse 28'de dahil mi? Tabii Sivas. 28. 5 maçı kazanırsa sonra rahatlıyor değil mi? O 5 maçı kazanırsa da... ya 1 olur ya 2 olur. 59. Evet. Ya 1 olur ya 2 olur. Peki. Bak, e... Ya 1 olur ya 2 olur Ertem. Ya 1 ya 2 diyor sen. Dön Beşiktaş'a gel. Beşiktaş'ın beş fikstürüne gel arkadaşlar. Gel Beşiktaş'ın fikstürüne. Bak. İki tane deplasmanım var. Ertem, Beşiktaş'ın. Evet. İstanbul dışına çıkıyorsun. Osmanlı'ya gidiyorsun. Osmanlı'nın da o zaman akıbeti belli olur. Doğru. Osmanlı bizim takımımız. Osmanlı'nın akıbeti belli. Bir de Akser var. Onun dışında Beşiktaş İstanbul'da oynuyor. Ha İstanbul'da oynuyor diye bir şey yok. Kolay diye bir şey yok. Bugün gençler biliyor. ya. Beş eksiği var. Ne kadar zorlandın. Beş eksi var gençler biliyor. Kolay diye bir şey yok. Başakşehir deplasmanı saymayalım. İçeride alan ya. Göztepe. Çok zor maç. Zor tabii. Abi kolay kolay olarak. Değil, değil mi Sinan abi? Bakın. Aynen. Beşiktaş şimdi tamam iki defa diyorlar ki İstanbul dışına çıkıyor. Tamam iki defa çıkıyor. İçeridekiler maç değil mi? Bugün bakıyorsun gençler bir takımı. Bel beraber bitme ihtimali de var yani. Şuna inanıyor musun Sinan abi? Benim fikrim şu. Beşiktaş, Galatasaray Beşiktaş maçı şampiyonluk maçı olabilir. Ertem. Yani ee, oraya gidiş önemli. Kaç puanla gidiyor oraya? Ve nasıl gidiyor evet. Kaç puanla gidiyor? Dön. E, Galatasaray'ın fikstürünü alabilir arkadaşlar? Galatasaray'ın fikstürü. Evet ekranda. Konya içeride yarın. Fenerbahçe zor. Trabzon içeride belli olmaz ne olacağı. Bakın ne olacağı belli olmaz. Şimdi Trabzon olağanüstü kongre bir takım sıkıntılar bilmem ne. Gençler bir deplasman. Çok zor. Çok zor deplasman artık. Çok zor, çok. Başakşehir içeride çok zor. Şimdi Alanya. Yani Beşiktaş içeride, Akhisar deplasman, Göztepe de çok zor. Galatasaray'ın fiksürü zor. Alanya Erten. deplasman. En iyi de, en iyi deplasman. fikstür Fenerbahçe biliyor musun? Bir daha görelim mi Fenerbahçe'yi? Bak. Bir daha görelim mi? 28. haftaya kadar Kazansın şampiyonluğun en büyük adayı. Orası çok önemli. 25. hafta sarı kırmızılı takım Malatyasporla. 26. hafta sarı Üç tane kırmızılı sarı takım Galatasaray'la. Kırmızı. 27. hafta sarı kırmızılı takım Kayserisporla. 3 sarı kırmızıyla üst üste. Hem fikir miyiz? Hem 28'e kadar çok zor. Çok zor. Ondan sonra Antalya, Kasımpaşa içeride burada Karabük zaten e, güçsüz durum belli. Kritik soruyu sorayım mı? Şu 5 maçta 25'ten 28'e kadar bir beraberlik bir yenilgi alırsa ne olur? Ya bir ya iki olamaz. Diyorsun. Olamaz. Ee, Aziz Abi, Başkan. Bak, bir önceki bir sonrakinin Ertem Kaderi. Doğru. Şimdi bak Fenerbahçe diyoruz değil mi? Fenerbahçe yeni Malatya'ya yeni, yenilip yenilip de Galatasaray maçına çıkarsa Farklı. Yenip de çıkması daha farklı. Kesin. %100. yüz. Yani üç puanlı dönen bir Fenerbahçe bir de üç puan eksikle dönen bir Fenerbahçe çok farklı psikolojik olarak taraftar. Çoğu belki protos etmeyecek yenisinde. Sinan abicim aynen onu söyleyecektim. Diyelim ki yarın Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe beraberlikle döndü. Haftaya Galatasaray maçında da Galatasaray Allah korusun kazandı. Kötü. Kötü. Anladım ne demek istedi. Kötü. Yani bunu biz ne buradan biz anladım. E, anonsunu yapmayalım ama kötü. Temennimiz anladım. değil. Kötü ama. Yani bir camia için kötü bir şey. Yani şu an e, bu söylediğimiz kötü bir şey. Onun için üzülmesin. Yani bu kadar üzülmesinler. Çok iyi anladım. Çok üzücü bir durum. Olur. Başakşehir e arkadaşlar. Başakşehir görebilir miyiz? Başakşehir. Beşiktaş. Onu da kader maçı. Vallahi en kolay sanki Başakşehir. Bir Galatasaray. Bir daha Hayır. Bir daha bir Beşiktaş, dur. Bir daha Beşiktaş, dur. Beşiktaş, Galatasaray. Beşiktaş'ta 26 ile 29 Başakşehir'in kaderi. Ertem. Doğru. Yani 26 ile 29 haftayı oynadığı an orayı kayıpsız geçsin şampiyonun en büyük adayıdır. Doğru. Bak. Şurayı kayıpsız. Şunların hepsinden 3 puan aldığını düşün. Başakşehir'in. Beşiktaş'ı yendiğini, Akisler'i yendiğini, Malatya'yı yendiğini, Galatasaray'ı yendiğini düşün. Şampiyonun bir numara adayı olur. Değil mi? Bir numara katılıyorum. Bir numara diyor. Katılıyorum. Ama zor. Orası zor. Çok zor. Çok zor. Bütün başlar çok zor. Her an her şey Orası oluyor. çok zor ama. Orası çok zor Ertem. Orası bilhassa çok zor. Beştaş'ı Beştaş'ta Galatasaray var orada. <laughs> Akisar deplasmanı var. Sert bir takım. Akisar iyi kapatıyor. İçeride yeni Malatya uçuyor. Yani zor maç. Alanya Spor Sayın Hasan Çavuşoğlu'nu da yürekten kutluyorum. Helal olsun. İki sene önce hatırlıyor musun? Bir takımı Mesut Bakkal'la beraber. İki sene önce hatırlıyor musun lazım. sana dedim ne dedim? Başakşehir'in en büyük sıkıntısı Anadolu takımlarına karşı dedim. Doğru. İki sene evet. önce hatırladın mı? Anadolu Bravo. takımlarına karşı konsantre olamıyor. Olamıyor. Motivasyon eksikti. Anadolu, Anadolu maçları böyle. Bugün de Fenerbahçe ile ilgili doğru oynarsa derken onu söylemek istedim. Ertem. Aynen. Doğru oynarsa. Fenerbahçe Başakşehir'e oynadığı yapıda sistemde oynarsa kazanır. Başakşehir. Evet. Ama dünkü Başakşehir'in Alanya oynadığı gibi oynarsa o da yenidir. Hmm. Dünkü Başakşehir hmm. Alanya oynadığını şampiyonla oynayan bir takım 7 tane 8 tane pozisyon mu verir Kim ya? Mü ya? Aynen öyle. Şampiyonla oynayan bir takım 7-8 tane pozisyon vermez. Vermez. E, 13-14 gelsin. Aziz Başkan paranızın hakkını verin diyor. E, 13-14'ü hızlı hızlı geçeceğiz hemen. Volkan'ın açıklaması gelecek. Yıldırım'dan futbolculara uyarı. Aldınız paranın hakkını verin diyor Aziz Başkan. Sonrasında ne olmuş geçelim. Ya? E, aldınız paranın Nerede hakkını demiş verin. bunları? Efendim? Demiş e, mi onları? E, tabii tabii yalanlanmadı. Toplantı yapmış Aykut Kocaman kaptanlarla beraber. Sonrası da bu basın hmm. mensuplarına da e, söyleniyor ve bunu kesinlikle de yalanlamıyor Fenerbahçe. Öyle mi? E, öbürüne geçelim. E, ne diyor ondan sonra? Ben diyor Sayın Başkan şampiyonluktan başka hiçbir sonucu kabul etmiyorum. Haklı, doğru. Değil misin Sinan abi? Ki böylesine kritik bir Haziran 2 ve abi, 3 2, 2, 2 3 Haziran şş. onun için çok önemli. Şimdi bak şampiyon olursa başkanlığı devam eder mi? Farklı bir şey. Fark, o başka Kongre farklı. O zaman var. Daha o zamanı çok konuşuruz ama şimdi buradaki en önemli şey ne biliyorsun Fenerbahçe için şampiyonluktan başka bir şey yok. Galatasaray için de şampiyonluktan başka bir düşünce yok. Ama Beşiktaş ikinci olursa da bir şey diyemezsin. Çünkü iki senedir arka arkaya şampiyon olmuş. Hı hı. Bir kredisi var, var. İyi, Ama Galatasaray Ofisyonu ve Fenerbahçe'nin mutlaka şampiyonun dışındaki bütün sonuçlar başarısızlıklar arz eder. Ertem. Yani evet. ikincilik Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde başarısızlık. Bunu nereden, nerede diyor bu son dakika mı arkadaşlar? Değil. 8 Mart'tan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun bu arada e, bütün kadınların e, bütün hanımefendilerin Kadınlar Günü kutlu olsun e, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününden sonra e, değil mi? Bir... Peki şunu söylüyor Fenerbahçe e, Fenerbahçe bölünüyor farkında değil misiniz Ali Koç'un buna kanması beni üzüyor Alex neden Türkiye'ye geliyor? Alex biliyorsunuz kitap tanıtımı için gelecek ve bir, bir de derbi maçında olacakmış. bunun da altını çizerek belirtelim. Ertemciğim, şimdi... efendim. Ankara'da bu gece söyledi başkanlığının başkanlığının 20. yıl gecesinde bu gece söylemiş Ankara'da Devrim Zengi söylüyor şu anda. Teşekkürler Devrim Zengi. Tayar Bahçe bölünüyor farkında değil misiniz? Ali Koç'un buna kanması beni üzüyor. Alex neden Türkiye'ye geliyor diyor. Biz bunu geçelim mi Sinan abi? Abi Alex Gediden geliyor derken davet edilebilir. Koz olarak kullanılabilir. Yani şimdi bak bu seçim atmosferine girdiğin zaman Ertemcim her şey olabilir. Herkes her türlü kozlarını kullanacaktır bu seçim. Şimdi Fenerbahçe'de belki de Fenerbahçe tarihinin en sert kran krana bir kongresi yaşanacak. Evet. Her evet. zamanı var, zamanı gelince. Şimdi biz buradan kongreyle ilgili yön veremeyiz kimseye. Yani o bu falan filan ama her iki takım içinde, her iki taraf içinde çok zor bir kongre bu. Hem Ali Koç için, hem Aziz Yıldırım için de. İkisi de acayip şekilde çalışıyor. Belli. Ali Koç da toplantılar yapıyor, ee, Aziz Bey de yapıyor herhalde. Bu Ankara toplantı mı bu? Evet. Bu akşam. Aa, evet. Yapılıyor. Ee, Dediğim gibi benim tabii Aziz Bey'in söylemek istediği şu. Ali Koççular ve Aziz Yıldırımcılar da camia bölünmesin diye. Bu bir kongre sürecidir. Hı hı. Bu kongrede nihayetinde bir kişi başkan olacaktır. Tekrar o başkanın altına toplanmaktır sonunda. Evet. Yani bu açıdan diyor bölünmesin diye. Ali Koç'ta Aziz Yıldırım'a mesela gördüğüm kadarıyla şu ana kadar ne Ali Koç'tan ne Aziz Bey'den ee, bir bel altı birbirleriyle ilgili bir konuşma hiç yok. yok. Hele Ali Koç'tan da hiç duymadık. Aynı şekilde Aziz Bey'den de birbirlerine saygıları, sevgileri sonsuz görünen o. Ama Fenerbahçe'nin futbol takımının alacağı sonuçlar bu kongreye etki etkeder. Bu kongreye etkeder Ertem. Doğru. Eder. Doğru. Şimdi. O bize demiş yine. Senin abi, senin. <laughs> Pozisyonu her yerde ee, Sinan pozisyonu abi. Pozisyonu gösteriyor Mertemciğim. Pozisyonu gösteriyor. Pozisyonu gösteriyor. Pozisyonu gösteriyor. Evet e, arkadaşlar da vermişler. İçeride sağ bizim olsun Onur an. bile diyor ki Sinan abi ben bien. pozisyonu. Ben Onur bile bizim. Ben pozisyonu görmedim içerideki arkadaşlar. Aydınlattın abi gördük diyor pozisyonu tamamen net. Ama anlatamıyoruz Fenerbahçe mi kazanır Malatya mı kazanır derken voledeki anketimiz ne oldu bizim voleyciler geldi mi e, benden de e, volede bir anket yapabilir misiniz Galatasaray Matiker Konya spor mu kim kazanır e, benden He. de bir anket yaparsanız Necati'ye söyleyelim Malatya Sağolsun. kazanır demiş. yarın ya. oynanacak olan Malatya spor Fenerbahçe maçı sizce nasıl sonuçlanır Malatya spor kazanır %56.3 berabere %16.5 Fenerbahçe diyenler %27.2 berabere Berabere yüzde buçuk. Fenerbahçe diyenler yüzde yirmi yedi Malatya diyenler yüzde elli altı nokta Spordb.com'daki bir bir ve iki bir bitti. İki bir Fenerbahçe kazandı. Bir bir berabere bitti ki Sinan abiye de çok mantıksız gelmedi. Şimdi dediğim gibi Ertemcim iki takım da kazanır sürpriz olmaz. Peki. İki takım hani Malatya'nın Malatya Fenerbahçe'yi yenmesi sürpriz değildir yani. Değil diyorsunuz. Değil abi. Bence de değil. Peki 19 numarayı Valbuena'ya hemen bir verelim. Valbuena Toronto yolcusu mu diye bir haber var. Toronto ile ilgili bir haber çıktı. Fenerbahçe'de sezon özellikle teknik heyet tarafından en çok tartışılan ismi haline gelen Valbuena için Amerika Birleşik Devletleri'nden Fenerbahçe kulübüne resmi bir teklif geldiği iddia ediliyor. Transferin 1 Mayıs'a kadar süreceği MLS'de. MLS ligi biliyorsunuz oranın ligin adı. Toronto menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'den rakam istemiş. Kanada ekibi yüksek bir teklif yaparsa yönetim Valbuena'nın gidişine onay verebilirmiş Toronto'ya. Ee, böyle bir haber var. Volkan Demirel'le ilgili haber hemen çok hızlı bir şekilde verelim. Volkan Demirel diyor ki ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım. Ben Fenerbahçeliyim. Sözleriniz beni çok yaraladı demiş. Aykut Kocaman'la konuştuktan sonra kucaklaşmışlar, öpüşmüşler, sarılmışlar. Volkan Demirel'le e, zaten arası çok iyi, çok yakın. E, Volkan Demirel ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım diyor. Şöyle tabloyu defalarca gördüm. Üç tempuz 3 Temmuz kumpas döneminde e, bu hain FETÖ örgütü tarafından biliyorsunuz Fenerbahçe üzerine oynanan oyunlar döneminde ben CNN Türk'te Çağlayan Adliyesi'ndeydim. Aykut Kocaman ve Volkan Demirel sürekli beraber geliyorlardı. Kol kolalardı. Abi kardeş gibiler. E, bu iki insan sağ içerisinde tartışabilir ama Volkan'ın daha, Volkan daha, sakin olması lazım. daha sakin olması O ayrı. Tabii. Volkan da orada hatalı. Orada Pepe de hatalı. Orada Mehmet Ekici de hatalı. Ertem'cim Orada bu olayların bu kadar büyümesi bu üç tane oyuncunun araya girmesiyle. Arada hiçbir olmaz abi. Karışmayacaklar. Volkan biraz daha dikkat edecek. Tabii, Ancak yani abi, ne arkada... yaptı insan Fenerbahçe için? Tamam, doğru. Yapmayacak abi. Yapmayız, Vol Volkan yapmayacak. Ya Sinan abicim çok özür dilerim. Ben futbolcuyum. Alalım bir bunu arkadaşlar ha. alalım. Ben de futbolcu olsam sağ içerisinde hani bu tip gergin maçlarda abi Volkan kendimi tutamam sen ya. Yapmayacaksın. Şehliktaş da oynasam, Kriminal da bir adam. Yani tepki alıyor. Yani şimdi mesela bana diyorlar ki ben Volkan'ı sevdiğini biliyorlar. Ya işte Sinan abi sen maçta olmadığın için görmedin. Maçta orada oynanırken Volkan el kol hareketi yapıyor. Anmut türbüne diye. Evet, mesela ben de duydum evet. Bana geliyorlar e sen illa işte Volkan'ı koruyorsun. Volkan'ı koruyorsun. Bilmiyorsun. Volkan böyle böyle yapıyor. Ya abi işte bunları yapmayacak. Şimdi bana atıyorlar atıyor. bak. Gol olunca Volkan'ın sevinmesine bak. Bir de bizim Fabri'nin sevmesine bak. Hala sen Volkan'ı mı koruyorsun bana? Evet. Yani bunları atıyorlar. Onun için Volkan'ın dikkatli olması lazım. Doğru. Dikkatli lazım. Alex biyografi tanıtım kitabı için geliyor. Ee, Aziz Başkan niye geliyor diyor. Ee, bundan dolayı e, belirtelim. Sevgili seyirciler tweetlerinizi fotoğraflarınızı atabilirsiniz. E, bu arada bana e, çok 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 mesajlarınız da geliyor. Sağ olun. İnanın bakamıyorum bile. Azmi Eren ve Hüseyin Özata, ee, Azmi Eren'e ve Hüseyin Özata'ya buradan çok sevgiler selamlar. Büyük Beşiktaşlılara selamlar. Fotoğrafları ekrana gelecek. Sevgili Onur getirecek. Fenerbahçe'de kart sınırında olan futbolcular var. Hemen görelim sonra Galatasaray'ın simülasyonuna geçeceğiz. Geçeceğiz. Fenerbahçe'de sarı kart cezası sınırındaki tek oyuncu Soldado. Soldado mu? Emin miyiz arkadaşlar? Bir İsmail Köybaşı falan duymuştum ama